Merhaba, ben Onur Aydınoğlu. Arazimizin teraslama olmayan bir noktasında size terli terbiye sistemimizi açıklamak istiyorum. Biz burada çift sıralı bir terli terbiye yöntemi uyguladık. Yani fidanlar 1,5 metre aralıklı iki sıra, çiftli bir sıra halinde dikiliyorlar yan yana 1,5 metre. Sonra araya 3,5 metrelik bir aralık koyuyoruz ve ikinci çift sıraya geçiyoruz. Bu şekilde sıralar birbirini takip ediyor. Bu çift sıra üzerinde fidanlar birbirine 1,5 metre aralıklarla dikiliyorlar. Bunları dikmeden önce biz 7,5 metre aralıklı direkler diktik. 7,5 metre aralıklı çünkü 1,5 metre aralıklı 5 tane fidan suyu her birinin arasına. 2 metre 10 santimlik bir T direk var. 1,5 metre aralık koyulduğu zaman her iki tarafa doğru 30'ar santim dışında birer tel daha var. Aynı zamanda 30'ar santim içe doğru da birer tel daha var. Yani 3'er tane tel her iki sıra içinde. Fidanlar bu tellerin ortadakine denk gelecek şekilde dikiliyor. Ve daha sonra bunları Mart ayında diktik biz. Bu fidanlar işte tepe kesimi yapılıyor. Sonra sürgünler veriyor. Sürgünler tekleme yapılıyor. Yani bütün sürgünler budanıp sadece tek bir sürgün bırakılıyor. O bırakılan tek bir yani en gelişmiş olan sürgünde bu tele yatırılarak, bağlanarak tele terbiye ediliyor. Bir sonraki sene bu fidanlar yeniden gelişme sürecine girdiklerinde bu telin onlara verdikleri şekli alarak büyüyecek, olgunlaşacak ve kalınlaşacaklar. Bu şekilde yapmamızın sebebi bir çift sıra, tek sıra değil çift sıra yapmamızın sebebi çünkü pek çok telli terbiye sistemi tek sıra olarak kuruluyor. Birim alanı daha fazla fidan ve sığdırmak ve dolayısıyla birim alandan daha fazla ürün elde etmek. Normalde telli terbiye yöntemleri çoğunlukla iki yana doğru açılarak fidan yapılıyor. Biz tek yana doğru yatırdık. Bunun sebebi de fidan gövdesinin daha sağlam olmasını ve aynı kökle daha az meyvenin beslenmesini olanak sağlamak. Bunun yanında bu fidanlar ağaç olduklarında, büyüdüklerinde bu sırayı olduğu gibi dolduracaklar. Ve bir sonraki sene buradan sürgün verdiklerinde yeni verdikleri sürgünler şu yan taraflardan alınıp bu tellerin dışından yukarıya doğru büyümelerine olanak sağlanacak. Bu sayede aşağı yukarı 1-1,5 metre boyunda toplam 4 sıra her bir çiftli sıra için toplam 4 sıra sürgün ve üzerleri meyve dolacak onlardan hasat yapılacak. Bir kişi bu sıranın ortasına geçecek sağdan soldan toplaya yürüyecek ve bu büyük bir hasat kolaylığı sağlayacak bize. Biliyorsunuz incir ağaçları yukarıya doğru büyüyen ağaçlar oldukları ve çok büyüyen ağaçlar oldukları için Bursa Siyah özellikle hasat çok büyük problem. İnsanların ağaca tırmanması, merdiven dayayıp çıkması vesaire gerekiyor veya dalları kendilerine doğru çekmeleri gerekiyor. Bu sistemde hiç böyle şeylere gerek kalmadan çok kolay bir hasat yapılmasını öngörüyoruz. Aynı zamanda budamada büyük kolaylık olacak çünkü budanacak dallar çok yani hemen uzanılacak seviyede olacak yerden. Aynı zamanda ilaçlaması, gübrelemesi vesaire bunlarla alakalı hep büyük kolaylıklar sağlayacağını öngördüğümüz için terli terbiye yapmayı seçtik. Biz burada her sıraya ikişer tane damlama sulama hortumu çektik. Bütün sıralarımız böyle. Her fidanın iki tane hortumu var ve şu anda yerde ve fidana çok yakın yerdiler. İlk seneleri olduğu için, kökler daha küçük olduğu için. Gelecek sene biz bu hortumları kaldırarak şu şekilde tellere bağlayacağız. Hem biraz daha arası açılacak. Hem de yerden uzaklaştığı için kemirgen zararına karşı daha korunaklı olacak hortumlar. Her çiftli sıranın arasında 3,5 metrelik bir aralık var bir sonraki çiftli sıraya kadar. Bu fidanların sürgünleri açıldığında aşağı yukarı 75-80 santimlik bir genişliğe denk gelecek bu. Her iki taraftan da 75-80 santim açıldığında bize ortada aşağı yukarı 1,80 ve 2 metre 1,80 ile 2 metre aralığında traktör için bir yer kalacak. Yani burada oldukça dar bahçe traktörleri kullanmamız gerekecek bundan sonraki kullanıyoruz. Evet, telli terbiye sistemimiz kaba hatlarıyla böyle.